Arkadaşlar selam. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir. Öncelikle derneğe çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir organizasyon yaptı karantina ve izolasyon günlerinde. Demek ki teknoloji sayesinde buluşabiliyormuşuz da. İlk benimle de başladıkları için ayrıca teşekkür ediyorum dernek yönetimine, arkadaşlarıma. Şimdi bu sefer de 2 yıl önce yaptığım sunumun farklı bir versiyonunu karar üzerine konuşacağız. Öncelikle bir dakika şuradan bir şey paylaşayım size. Evet. Evet. Kalahari. İkinci defa gittim Kalahari'ye ve buradaki yaşadığım keyifli zamanları sizlerle paylaşmak istiyorum. Neden Kalahari? Biz bugüne kadar Afrika ile ilgili çok fotoğraf çekimi yaptık. Bir dakika. Herhalde görüyorsunuz. Ve ilk Kalahari seyahatine 4 kişi olarak çıkmıştık. Tadı damağımızda kaldı. Arkasından bu sefer 6 kişi olaraktan çıktık. Bu pandemi başlamadan önce 18 Ocak'ta başladık seyahatimize. 29 Ocak'ta geri döndük. Geri döndüğümüzde bütün dünya karışmıştı. Tabii telefon bağlantımız falan olmadığı için bu olaylardan çok sonra haberdar olduk. İyi ki de yapmışız diyorum. Şimdi öncelikle neden Kalahari onu anlatayım size. Uzun süredir doğal hayat fotoğrafları çekiyorum. Eskiden portre ve şehir fotoğrafları çekerken uzun süredir doğal hayat fotoğrafları ve burada hayvanları özellikle fotoğraflarını çekmeye çalışıyorum. Önde gördüğümüz şu körzüden gösterdim arkadaşım Engin'le beraber 2015 yılında bir sergi açtık. Bayağı da bir ses getirdi yaban diye doğal hayattan ilgili. Ve ondan sonra da şu önde gördüğümüz arkadaş bizim sergide tanıştık 2015 senesinde. Cantay dedi ki abi siz çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz ama niye bunları organize seyahat acentelerinden falan gidiyorsunuz bu şeyleri Afrika'ya? Neden self drive yapmıyorsunuz dedi. Bizim de aklımıza yattı. Çünkü biz bugüne kadar bütün safarileri giderken buradan uçak biletimizi alıyorduk. Afrika'daki bir takım firmaların bize yönlendirdiği lojlara gidiyorduk ve oradaki o lojlarda ranger dediğimiz bölgeyi çok iyi bilen, hayvan davranışlarını bilen, işte hayvanların izini sürebilen ranger'ler eşliğinde hayvanların peşine düşüyorduk ve ondan sonra onların fotoğraflarını çekiyorduk. Zaten sergiyi öyle açmıştık. Fakat bu sefer self drive yapalım dediği zaman bütün bunları kendi başına yapacaksın. Aslında çok keyifli bir şey. Tamamen kendi başınasın, doğadasın, hayvanların izini sen takip edeceksin. İşte nerede beslenir bunlar, nerede koşarlar bunları sen araştırıp bulacaksın. Dolayısıyla 2018 senesinde ilk başta bu self-drive safarimizi yaptık. Arkasından bu sene 2020'de ikinci defa yaptık. Bu sefer 6 kişi gittik. Çöl, özellikle çölleri tercih ediyoruz. Çünkü çöldeki hayvanların davranış biçimleri diğer hayvanlara nazaran daha farklı. Şimdi çöl dediğimiz zaman genelde herkesin aklına kum çölleri geliyor. Bu arkamda gördüğünüz şey gibi. Fakat çöl, çöl vasfı olması için, bir yerin çöl vasfını taşıyabilmesi için senede metrekareye 25 santimden daha az yağış alması lazım. Dolayısıyla dünyanın en büyük çölü aslında kum çölü değil, Antarktika ve Grönland. Ondan sonra kum çölleri geliyor. Dünyanın en büyük kum çölü Afrika'daki Sahra çölü. Şu yukarıda körzüden gördüğünüz yer. Dünyanın ikinci büyük alanı kaplayan kum çölü ise Arabistan Yarımadası'ndaki Suudi Arabistan çölü. Üçüncü büyük çöl ise Asya'daki Çin ile Moğolistan arasında kalan Gobi Çölü. Kalahari dünyadaki en büyük alan kaplayan 4. çöl ve aşağıda Güney Afrika'da Güney Afrika Cumhuriyeti, Botswana ve Namibya'nın da içinde olduğu kısımları alan bir arazi parçası. 930 bin kilometre karelik bir alanı var buranın. Şurada görebiliyorsunuz. O Güney Afrika'nın kuzey kısmı Botswana, büyük bir kısmı Botswana ve Namibya'yı kapsıyor bu çöl. Burada 930 bin kilometre karelik bir alanda 40 bin kilometre karelik bir alanı ki burası yaklaşık İsviçre veya Hollanda büyüklüğünde. Hadi Türkiye'den bir örnek verirsek Konya büyüklüğünde bir bölüm. Doğal koruma alanı ilan edilmiş. Kalahari Transfrontier Park.
Burada hayvanlar doğal yaşamda doğal olarak yaşıyorlar. İnsanlar buraya kontrollü olarak girebiliyorlar. Çünkü bu doğal hayatın sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz de Afrika'da self-drive safarimizi burada yaptık. Kalahari Transfrontier Park'ta yaptık. İlk başta Johannesburg'dan indikten sonra ilk araçlarımızı kiraladık. 3 tane jeep kiraladık. 6 kişiydik. 2'şer kişilik takımlar halinde bu jeepleri kiraladık. Jeepler çok konforlu. Bunlar Ford Ranger markası. Aslında 4 kişilik bunlar. Fakat biz fotoğraf çektiğimiz için birimiz önde, birimiz arkada oturdu. 4 kişi yeri 2 kişi paylaştık. Çünkü ciddi olarak bir ekipmanımız var. İşte 2 tane fotoğraf makinem var, lenslerim var, bir sürü başka ekipmanım var. Yer kapladığı için ve buna yer ihtiyacımız olduğu için biz birimiz önde, birimiz arkada oturuyorduk. Arkadaş bize bütün ciplerin özelliklerini anlattı. Cipler hakikaten çok kaliteli. Şimdi size daha ileride göstereceğim. Yukarıdaki bu kapak açıldığı zaman yukarısı bir yatak, çadır şeklinde bir yatak odası şekline dönüşüyor. Dolayısıyla birimiz yukarıda kaldı. Birimiz ise, şurada daha iyi görebilirsiniz, şu küreğin bulduğu kısım ön tarafa doğru açılıyor. Orası da genişliyor. Bir kişi de orada kalıyor. Bütün kampta kaldığımız, Kalahari'de kaldığımız 8 günün 7 gecesi bu şeylerde kaldık, ciplerde kaldık. Bir gece daha farklı, işte lodge gibi, lodge benzeri bir yerde kaldık. Bu ciplerin her şeyi mevcut. Yani içindeki çatal, tabak, bıçak, mutfak, duşu bile var. Şu yandan şuradan açtığın zaman duş bile yapabiliyorsun. Ama kamp yerlerinde duş imkanı vardı. Tertemiz, pırıl pırıl yerler buralar. Yan taraftan, ileride videoda da göreceksiniz, şuralardan gördüğünüz buzluklar çıkıyor. Buzluklar bayağı büyük. Ve yan tarafta da bir tam teşekküllü bir mutfak var. Ocağından tutun da işte tabağından, çanağından her şey mevcut. Ciplerimizi aldık ve yola çıktık. Aslında Johannesburg'a geldiğin zaman Kalahari'ye ulaşman için 1100 kilometre daha yapman lazım. 1100 kilometrenin ilk 500 kilometresini kullandıktan sonra, araçlarımızı kullandıktan sonra Freiburg diye bir yerde mola verdik. Freiburg çok şeker bir kasaba. Burada da bir butik otel var. Onu da videolarda göreceksiniz aralarda. Orada bir gece konakladıktan sonra ertesi sabah çok erkenden saat 5:30-6'da yola çıktık ve en çöle girmeden önceki son şehir ve son büyük şehire gelip bütün bir hafta alışverişimizi burada yaptık. Afyon'un şehir ismi. Burada zaten artık hava durumu değişmeye başlamıştı. Çöl şartları başlamıştı. Çok sıcak, yaklaşık 40 derece civarındaydı. Geceleri de 7-8 dereceye düşüyordu hava sıcaklığı. Bundan sonra artık alışveriş yapabileceğiniz başka bir yer yoktu. Biz de araçlarımızı doldurduk. Bütün alacağımız yiyeceklerle falan. Ve Kalahari Çölü'ne giriş yaptık. Kalahari Çölü'ne girdikten sonra buraya daha önceden söylediğim gibi iki yerden girilebiliyor. Çöl 3 ülkeyi kapsamasına rağmen bu gezindiğimiz park sadece 2 ülkenin sorumluluğunda, Güney Afrika ve Botswana. Biz Güney Afrika kapısından giriş yaptık ve buradaki 8 günlük seyahatimize başladık. Şimdi isterseniz bu bilgiler ışığında size videomun ilk bölümünü göstereyim. Videoda genelde seyahat esnasında başımıza gelenler, oradaki yaşam biçimimiz ve hayvanlarla ilgili bir video hazırladım. Bunu iki parça halinde yaptık. Bir dakika, şuradan sesini de ayarlamam lazım bunun. Evet.
Evet. Umarım ilk bölümü beğenmişsinizdir. Şimdi... Bir dakika, eğer becerebilirsem şu anda şey yapacağım. Tekrar... Unmute ettik. Evet. Evet. Videonun en sonunda... Efendim? Nazım Can, hoş geldiniz. Evet. Ne yapıyoruz? Devam ediyor mu? Yok. Evet. Felix'in sesini duyuyorum. Durdun ki. Okay. Can mute eder misin? Can sen duy. Mute ettim bir saniye, İbrahim abi seni açıyor. Tamam, ben açtım. Ben onu mute ettim, tamam. Evet, videonun ilk bölümünde gördüğümüz hayvanların bir kısmını sizlerle paylaştım. Burada da özellikle şunu söyleyeyim. Kalahari'de çöl ortamında her türlü hayvan yaşamıyor. Afrika'daki tüm hayvanlar yaşamıyor. Burada mesela Afrika'ya gidip de safariye giden birçok insan Big Five'ı görmek peşindedir. Big Five işte insanlara zararlı olan 5 yırtıcı hayvan. Ama bu Big 5 büyük hayvanın 3 tanesi zaten burada vejetasyon sorunundan dolayı burada yaşamıyor. Filler, gergedanlar ve bufalolar burada beslenme sorunu olduğu için burada yaşayamıyorlar. Bunun dışında buradaki çöl ortamında en fazla görmek istediğimiz ve görmeye çalıştığımız şey Kalahari'nin aslanları. Kedigiller familyasından olan aslanlar, çöl aslanları çok farklı diğerlerinin aslan. Şimdi göreceksiniz videonun ikinci kısmında da. Bu aslanlar çok daha büyük, çok daha iri, çok daha nasıl söyleyeyim kuvvetli ve çöl şartlarından dolayı yeleleri de daha siyah. Yine bunun dışında çita ve leoparlar çok var burada. Leopar şansımıza bu seyahatte hiç denk gelmedi ama çitalar vardı. Gördünüz zaten bir tanesi seyahatimizin en önemli anlarından bir tanesi. Çitanın bir springbok'u yakalayıp onu orada bizim önümüzde yemesiydi. Tabii çok vahşice bir şey belki ama doğal hayatta zaten böyle bir şey. Yani bir şey var, bir döngü var. İşte herkes birbirinin yiyeceğinin peşinde koşuyor. Onun dışında bütün antiloplar yaşıyor burada, antilop cinsleri. Çok sayıda yaşıyorlar. Yani videoda da gördüğünüz oryxler var, springboklar var. Bu öküz başlı antilop diye Türkçe'ye tercüme edilmiş olan gnu'lar var. Onun dışında çok değişik kuşlar var. Bütün kartal cinsleri, işte 2-3 tane değişik kartal cinsi yaşıyor burada. Akbabalar var, şahin ve atmacalar var. Onun dışında zebra mesela hiç görmediniz. Zebra burada yaşamıyor. Çünkü zebranın beslenebileceği tarzda bir şey yok burada. Bir besin yok. Ya, o taze ottan beslenir zebralar. Dolayısıyla Afrika'nın her köşesinde çokça gördüğünüz zebrayı burada göremezsiniz. Ona karşılık zürafalar çok fazla var. Zürafalar da sadece ne belli bir bölgesinde yaşıyorlar. Çünkü ağaçların birazcık daha yüksek olup da işte yeşillikleri yiyebildikleri yerlerde. Kısaca bizim görmeye çalıştığımız hayvanlar bunlardı. Şimdi ben size şeyi tekrar share yapayım. Evet. Burada kaldığımız şeyler kamplar. Kampların önünde girerken ve çıkarken demir kapılar var. Bu demir kapıların kesinlikle kapalı tutulması gerekiyor. Çünkü bunun dışında yırtıcı hayvanlar olabiliyor. Zaten kapının girişinde de böyle bir uyarı yapılmış. Please open and close the door. Gate closed due to dangerous animals. Olur mu, olmaz mı? Tabii ki oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burası bizim kaldığımız kamp. Burada da işte bu aslan parçası. Bayağı güzel orada fotoğraflarını çektik bunun. Yaklaşık bir saat başındaydık. Genelde soruyorlar hayvanlara ne kadar yaklaşabiliyorsunuz diye. Hayvanlara çok yaklaşıyoruz. Şöyle göstereyim size. Direkt olaraktan bizim jipin karşısında şu anda bu aslan. Genelde fotoğraf çekerken
objektiften baktığımız için çok büyük bir sorun değil ama bilinen bir kural var. Özellikle vahşi kedilerin direkt olaraktan gözüne bakmayacaksınız. Aslanların, erkek aslanların gözüne direkt olaraktan bakmayacaksınız. Eye contact'tan kaçının deniyor. Çünkü o zaman agresifleşiyorlar. Yoksa onun dışında çok fazla bir tepki göstermiyorlar. İşte araçların arasından böyle geçiyor. Yine işte bizim cipin hemen, bizim cipin çok çok yakınında bu şey. Yolun ortasından geçiyorlar. Yani hayvanlarla çok çok ciddi olarak yakınsınız burada. Evet, bu bizim işte Engin, benim arkadaşın objektifinden. Aslan direkt onun karşısında. Hatta iki tane, aynadan da görebilirsiniz. Sonra bunlar üç tane oldular. Bu tip hayvanlara, özellikle aslanlara, çünkü aslanların bir korkusu yok, çok ciddi olarak yaklaşabiliyorsunuz. Onun dışında antiloplara o kadar çok yaklaşamıyorsunuz, çok ürkek hayvanlardır onlar. Onları birazcık daha uzak bir mesafeden çekiyorsunuz. İşte bakın burada yine böyle bu ikinci videonun ikinci kısmında da göreceksiniz. Bu dişi aslan böyle 7 tane cipin arasında işte su içti, işte yattı, kalktı, bize poz verdi filan. Hayvanlara çok yakın şey yapabiliyorsunuz, yanaşabiliyorsunuz burada. Onun dışında videonun ikinci kısmında seyrettiğinizde bayağı bir zor zamanlar da yaşadık. Şöyle ki, şimdi çöle girdiğiniz zaman normalde ciplerin lastiklerin havalarını indirmeniz ve sonra çıkarken tekrar şişirmeniz gerekiyor. Bunu yapmanız gerekiyor. Ayrıca ikinci sahnede gördüğünüz arabayı çektik. Arabayı park ettiğimiz yerde bir fark ettik ki akü bitmiş, araba çalışmadı. O yüzden bu tip seyahatlere muhakkak 2 veya 3 cip olarak çıkmanız lazım. Bir takım olarak çıkmanız lazım ki başınıza bir şey geldiği zaman işte diğeri yardımcı olsun. Çekme altından çekti. Sonra işte aküden aküye takviye yaptık. Tekrar arabayı çalıştırabildik. Diğer sahnede çölün tam ortasında, kum tepelerinin ortasında biraz fazla fantazi yapalım dedik. Böyle bir kumun içine girdik ve bir daha çıkamadık oradan. Mecburen başka bir şekilde, başka bir ikinci cip bizi çekme alanından çekti orada. Yani seyahat, bu tip seyahatler aslında çok da konforlu değil. Onu baştan söylemek lazım ama yaşadığınız şey orada tam böyle bir macera hissi. Ondan dolayı da yani yaşı yok aslında bunu. Biz bu yaşta yaptığımıza göre her yaşta yapılabilecek bir şey bu. Çok fazla tehlikeli de değil açıkçası. Yani bugüne kadar Kalahari Transfrontier Park'ta rapor edilen 3 tane vaka olmuş. Bir tanesi ne yazık ki ölümle sonuçlanmış. Bir aslan bir kişinin ölümüne neden olmuş. Bir tane de çok kötü yaralanan bir kadın var bacağından, bir leopar tarafından. Yani olabiliyor bunlar. Tabii bunlar için de şunu yapmak lazım. Ortada bir çöp falan bırakmamak lazım. Hayvanlara kesinlikle bir şey vermemek lazım, yiyecek. Çünkü alışıyorlar o zaman. Çünkü bu hayvanlar doğal ortamda yaşıyorlar burada. Eğer siz bunları beslemeye başlarsanız o zaman belli bir müddet sonra bunlar yiyecek isteyecekler. Yani vermediğiniz zaman veyahut da bulamadıkları zaman da insanlara saldırmaya başlayacaklar. Dolayısıyla buradaki bütün hayvanlar doğal ortamda yaşıyor. Şimdi videonun ilk bölümde ve şimdiki ikinci bölümün ilk sahnesinde de diyeceksiniz kuşlara niye yem veriyorsunuz? Kuşlar o kadar önemli değil. Kuşlara biz ekmek, kuru ekmek veriyorduk orada. Evet, isterseniz şimdi bu şeyden sonra, bu girişten sonra videonun ikinci kısmını ben size göstereyim. Pardon. Evet. Videonun ilk kısmının son sahnesinde gördüğünüz o gece kısmında duyduğunuz ses barking gecko dedikleri havlayan kertenkeleler. Havlayan kertenkele diye geçiyor onlar. Evet. Oh, 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 oh
Thank you.
Evet. Evet, bu da videonun ikinci bölümüydü. Pardon. Açayım mı? Videonun ikinci bölümünde gördüğün şey paylaşayım sizden. Bir noktada üç ülkenin tam bitiştiği bir yer var. Botswana, Namibya ve Güney Afrika'nın birleştiği yere de böyle bir küçük bir şey yapmışlar. Monument gibi bir şey yapmışlar. Bir de defter koymuşlar. Biz de gittik orada. Benim sırtımda hani defteri yazmışlardı. Gittik orada. Oraya geldiğimizi belgeledik, ispat ettik. Biz de geldik buraya diye. Çok keyifli bir seyahatti. Dediğim gibi çok kolay bir seyahat değil ama yine de macera arıyorsanız yani akşamları çok keyifli oluyor. İşte yemeğini kendin yapıyorsun. Görmüşsünüzdür herhalde. İşte her gece braai dedikleri o mangal yapıyoruz. Odunları falan önceden alıyoruz. Şeyde araçlarda şöyle bir şey göstereyim size. Araçların üst kısmında bütün odunları istif edebileceğiniz bir yer var. Onları da önceden temin ediyorsunuz şuraya. Buraları odunları koyuyorduk. Çok keyifliydi. Kamplardan sabah çok erken çıkıyorduk. Sabah saat 5'i çeyrek geçe biz yola koyuluyorduk. Kamptan çıkarken akşam hangi kampa gideceğiniz? Çünkü bu 40 bin kilometrenin içinde tam gece konaklayabileceğiniz 8 tane yer var. O 8 tane yerden hangisine varacağınızı bildirmeniz gerekiyor. Çünkü tatilde girmezseniz sizi aramaya çıkıyorlar. Başka bir iletişim yok. Ya telefon çekmiyor. Telsiz sadece araçların arasında konuşacağımız bir telsiz vardı. Onun dışında bir komünikasyon imkanınız yoktu. Eğer saat 7'de varmazsanız siz kamp yerine, o zaman işte kendi imkanlarına göre çıkıp sizi arıyorlar. Neyle arıyorlar onu da bilmiyorum. Yani cidden ulaşana kadar zaten kurda kuşa yem olursunuz herhalde. Ama yine de çok keyifli bir seyahat. Bilmiyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır hazırladığım şeylerden. Fotoğrafları ve videoları ben çektim. Benim olduğum sahneleri de başka arkadaşlar ve GoPro çekti. Videoda daha çok yolun başındayım. O yüzden bazı problemler olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa seve seve sorularınızı cevaplandırmaya çalışırım. Çok güzel, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz İbrahim, çok güzeldi. Güzel, gerçekten. Çok güzel, çok süper. Çok teşekkürler. İbrahim, teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Oo, Nazım merhaba. Merhaba. Sorusu olan var mı? Var, İbo'cum, her şeyden evvel harika. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun İlacığım. Böyle bir maceranın maliyeti. Böyle bir maceranın maliyeti, pardon, onu söyleyecektim. Onu sürekli soruyorlar. Böyle bir maceranın maliyeti çok ucuz. Eğer bunu normal bir safari ile kıyasladığın zaman, şimdi safari ile Güney Afrika'da biliyorsunuz bir sürü safari parkı var. Türkiye var, bir sürü yer var. Tanzanya ve Kenya'da da var. Buralarda normalde eli yüzü düzgün bir yerde kalacağın zaman Ranger'ından beraber gecelik $1,000'dan hesap ediyor. Ne kadar? $1,000 gece. Yani sen 5 gece 6 gece bir safari gidersen sadece ne safari için ayırman gereken bedel $6,000 US dolar. Bunun için ilave uçak parasını da koyman lazım tabii. Şeye göre. Bu ortanın birazcık daha üstü bir seviyede. Böyle bir maliyet, böyle bir seyahatin bize maliyeti her şey içinde, uçak bileti de dahil, İstanbul'dan Johannesburg, Johannesburg'dan İstanbul uçak bileti de dahil olmak üzere, ekonomi sınıfı yalnız, toplam $3,000. $3,000 10 gün için, 11 gün için. Hepsi içinde. Hepsi içinde, benzin parası içinde, yediğin içinde. Uçak da dahil mi uçak? Uçak da dahil, evet. Zaten. Yuvarlak 20,000 lira. Efendim? Yuvarlak 20,000. Evet. 10 gün, evet. Ne esnaf adamsın ha.
İlhan. İşi yuvarlattık abi hemen. Bağlayalım bitirelim diye. Ne diyor? Ama, 20, ama yani 3000 dolar tamam. 20 bin lira diyorsun ama şimdi diğerine kıyasladığın zaman onun yarısından bile daha ucuza geliyor. Fakat buradaki tabii ki şey, her şeyi kendin yapıyorsun. Yani bulaşığını da sen yıkıyorsun. İşte yemeğini de sen yapıyorsun. Tabii bunu macera olarak görüyoruz. Yani şimdi bundan yüksünmüyor kimse. Alt tarafı iki tane domates kesiyorsun. O kadar problem değil. Veyahut da iki tane et kızartıyorsun ama işin macera kısmı ve keyif kısmı daha fazla. Maliyet dersen öbür tarafta tabii ki lojlara çok büyük bir para veriyorsun. Bir de şey genelde kaldığın yerlerde yemek, içmek falan zaten daha şey, pahalı. Peki benzin olayı nasıl gidiyor? Benzin olayı kampın içinde iki tane benzinci var. Yaklaşık olarak iki deposu var bu ülkelerin. Biz 4 günde bir benzin almak zorunda kalıyoruz. Çünkü günde yaklaşık olarak 150 kilometre yol yapıyorsun. 100-150 kilometre arasında yol yapıyorsun. Parkın içinde iki tane benzinci var. Oradan takviye yapabiliyorsun. Oradan su takviyesi de yapabilirsin. Mesela en büyük sıkıntı burada su. Eğer suyun yetmezse anormal su tüketiyorsun. Kişi başına bizim hesapladığımız günde 3 litreydi. O bile yetmedi. Yıkanma işini nasıl yapıyordunuz tuvalet ve yıkanma? Bütün kamplarda çok düzgün duşlar var. Yani gerçekten standardı çok yüksek. Bir kere Güney Afrikalılar da kurallara çok uyuyorlar. Tertemiz bırakıyorlar her tarafı. Yani çok 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 başarılılar o konuda. Girdiğin duşlar çok temiz. Yani ortak tuvalet var. Onlar da gayet temizdi. Bu işin Güney Afrika kısmı. Bir de Botswana tarafı var. Botswana mesela oradaki standart çok 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 düşük. Yani yerlerde. Duş hemen hemen biz 2 günde bir duş yaptık burada. Öyle bir problem olmadı yani. Evet. Klima sıcaklık ne orandaydı? Sıcaklık işte iki sene önce gittiğimizde yaklaşık ortalama sıcaklık 47-48 dereceydi. Bu sefer gittiğimizde ortalama 40 dereceydi. Geceleri her iki seferde de geceleri yaklaşık 7-8 derece falan. Yani sabah kalktığında muhakkak bir polar veyahut da bir hırka veyahut da bir şey, ince bir mont bir şey giymen lazım. Sabahları çok soğuk oluyor. Zaten Güney Afrika'da bu parkın içinde gezebilmen için kapalı cipler kullanılıyor. O kapalı ciplerin hepsinde de klima var. Evet. Yani klimatize açık araçlarla Kenya'da veya Tanzanya'da yaptıkları gibi açık araçlarla şey yapamıyorsun burada. Gidemiyorsun çünkü feci sıcak. Bir de burada bütün zamanını araçta geçiriyorsun. Yani mesela o çitanın o Springbok'u parçaladığı mesela o şey. Veya en son o aslanın, iki tane aslanın kapışıp da o şey Oryx'i yedikleri şey. Mesela onlarda yaklaşık olarak 4 veya 4,5 saat o hayvanların başındaydık biz. Tabii. Dolayısıyla bir yerden sonra artık o kadar büyük bir sıcaklık oluyor ki klima çalışıyor mecburen. Yani cam açık ve klima da çalışıyor. Kelebekleri nasıl yakaladınız? Kelebekler o çok enteresan. Yani tam kelebek mevsimi, doğum mevsimiydi. O gördüğünüz beyazlar öncü kelebekler. Evet. Yeşil kelebekler var. Ondan sonra kral kelebeği oluyorlar. Çok kısa yaşıyorlar. Ondan sonra ölüyor. O kral kelebeklerinden çok vardı ortada. Tamamen tesadüf. Bir yerde bir su birikintisine yakaladık onları. O çok keyifliydi yani o. Harika. İbrahim bir şey soracaktım da. Bir şey dikkatimi çekti. Şimdi tabii biz burada izlerken renk kalitesi o kadar çok da güzel çıkmıyor. Ama çekim yapıldığınız renk kalitesiyle gördüğünüz renkler arasında mutlaka büyük fark var değil mi? Renkler çok güzel çıktı bizde. Yani bize çok soluk çıkıyor burada. Ben gördüğümde de öyleydim. Bende de soluk renkler. Şeyde bakarsanız yani şimdi belki başka bir ekipman üzerinden transmit ettiğimiz için böyle ama bunları şeyde seyredebilirsiniz. YouTube'da benim kanalım İbrahim Etemo diye. Daha güzel evet. Net çıkar tabii. Orada nispeten daha şey canlı yani tabii şeylerde fark ediyor. Mesela bir aslanı çekiyorsun, çok güzel bir güneş altında çekiyorsun. Öbür taraftan hafifçe hava kararmaya başladığı zaman çekiyorsun. O zaman tabii ki renk kalitesinde tabii bir fark oluyor. Çok şüphesiz. Evet. Ama genelde hep güneşli olduğu için çekimlerin çok canlı güzel çıkması lazım. Yanında bir sıkıntı olmuyor. Genelde hep güneşli hava ama oradaki hayvanlar avlandıktan sonra avlarını
daha gölge yerlerde yiyorlar. Yani güneşin altında yemiyorlar. Dolayısıyla o ağacın altında zaman da ona göre bir şey oluyor. Yani gölge oluyor orası. Geçen seyahatinde en çok hayran kaldığımız bu akşam gece güneşin batışındaki o renkli bulutların renkleriydi yani hakikaten. Evet. Burada pek göremedik onu da. Onun için ben renkten bahsettim. Yani kullanmadım. Öyle çok fazla kullanmadım. Bunu gereğince de yani 20 dakikada sen bütün bu seyahatin ana fikrini verebiliyorsun aslında. Dolayısıyla daha da uzatmak istemedim açıkçası. Doğru. Bence Afrika'ya sadece ne bu safarilere veyahut da bu doğal hayatı yaşamak için değil, gün doğumu ve gün batımını seyretmek için de. Aynen. Mutlaka. Biz de Nurhan, İlhan ve de Atilla yani bir üç çift Güney Afrika yapmıştık. Hakikaten evet. 30. evlilik yıldönümümüzde hepimizin evet, o dönem. Evet. Ve güneşin batışı, doğuşu, her şeysiyle, insanlarıyla, tabiatıyla aşık olup geldiğim bir bölge. Ve tabii Afrika'da çok enteresan, hava çok çabuk değişiyor. Yani güneş çok güzel batıyor mesela. Veyahut da şöyle söyleyeyim, çok bulutlu bir ortamda batıyor. 5 dakika sonra o bulutların tamamen gidiyor. Sadece yıldız görüyorsunuz. Yani gökyüzü olaylarını çekmek için de çok doğru bir yer aslında. Evet. Işık yok. Ortada ışık yok. Abi ben müsaade isteyeceğim. O yüzden çok teşekkür ederiz. Eline emeğine sağlık. Görüşmek üzere. Çok güzel bir etkinlik oldu. Başkanım saygılar. Fatma görüşürüz ve göremediğim herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşürüz. Bençin bebeği öp yerimize. Bençin bebeği öp yerimize canım benim. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olasın. Eline ağzına sağlık. Bağlandık oğlum. Evet bağlanabildik. Evet, İyi bak. İyi oldu. Vallahi süper aydın.